Değerli izleyenler, ekran başına hoş geldiniz. Sizlere Bitlis Tatvan'dan sesleniyoruz. Sektöründe öncü bir firmaya konuk olduk ve yanımızda Ali Bey var, firma sahibi. Ali Bey merhabalar. Merhabalar, hoş nasılsınız? Geldiniz. Teşekkürler, sizi sormalı. Bizlerdeyiz, çok teşekkür ederiz. Ben Ali İhsan Yılmaz. Esası aslen buralıyım ama İstanbul'da oturuyorum. Bizim buraya da bir vesileyle geldik. 3-4 yıldır, 3. yılımızdır burada. Vera'yı, Güzelbahçe Vera'yı açmış bulunduk. Hizmet ediyoruz Tatvan'a. Süper. Peki nasıl başladı bu serüven? Merak ediyoruz. Nasıl karar verdik Ali İhsan Bey? Bu çok enteresan yani. Şöyle ki, burası esas bizim eski evimiz. Öyle olunca Tatvan Belediye Başkanı da bizi aradı. Yani gelin yoksa istimlak ediyoruz. Serüvenimiz öyle başladı. Ağaçlar tamamıyla yapı Rusya'dan, Sibirya'dan getirdik. 4-5 yıl önce yani plan da yine Rusya, Sibirya'dan hani biz düşüncelerimizi söyledik. Planı çizdiler ve uyguladık. 2 yıl içinde inşaatını bitirdik. 3. yıldır da biz hizmete açmış bulunduk yani. Bu 3. yılımızdır. Çok güzel. Peki hizmetlerimiz nelerdir? Neler var burada Ali İhsan Bey? Burada şöyle, doğrusunu sorarsanız yani burada böyle bir, biz öncelikle peyzajını İstanbul'dan Florya peyzajını getirdik ve burada peyzajımızı falan yaptırdık. Peyzaj ürünlerini tamamıyla İzmir'den tedarik ettik. Çimleri Sakarya'dan ve peyzaj mimarının eşliğinde biz bir hafta içerisinde buranın peyzajını hallettirdik 4 yıl önce. Sonra tabii yapıyı da bitirdikten sonra ve kafe restoran olarak karar verdik. Kısmet olursa ileriye dönük de diyoruz ki yani yöresel ürünleri biz kısmet olursa inşallah burada satacağız. Ona dönük yani tereyağı diyelim hani. Her şeyin yöresinden. Tabii tereyağı aynen. Tereyağıdır, balıdır vesairesidir falan. Tamamıyla yöresel ürünlere biz eğilmeye başladık yani. Çok ayrıca güzel. Hani bizim Bitlis'in 8-10 çeşit içli köftesi var. Halen burada yapabilmiş değiliz ama hedefimiz Bitlis mutfağını, nasıl Hatay mutfağı çok ünlüyse, Antep çok tabii ünlüyse, biz Bitlis'i de bu anlamda niyetimiz o. Sadece bir yana kalmayalım diyoruz. Biz çok lezzetimiz var. De aynen bu inşallah bu lezzet menümüze katalım diyoruz yani. İnşallah. Peki şu anda ne lezzetlerimiz var burada? Ne gibi hizmetlerimiz var? Burada şu an özellikle hani yöresel tabii Antep mutfağı ve Diyarbakır mutfağından özellikle ızgara çok tercih ediliyor. Izgara mutfakta yani yiyecek grubunda ızgara ürünleri ön planda, saç tavalar, köri soslu hani tavuklar bu dünya mutfağına giriyor. Dünya mutfağından bazı tek tük seçmeleri var, fajita gibi örneğin, evet, köri soslu tavuk gibi ama yöresel ağırlıklı. Geçen sene dünya mutfağı daha ağırlıklı ama biz gitgide yöresele doğru gidiyoruz. Izgara grubuna özellikle neler burada daha tüketiliyor, daha seviliyor onu onun üzerine gidiyoruz. Sonuçta dışarıdan malzeme alıyorsunuz, et alıyorsunuz. Nelere dikkat ediyorsunuz Ali İhsan Bey? Gıda çok önemli. Şöyle bizzat yani etleri kendim, hı-hı, bizzat kendim hani gidiyorum. Kasabımız var. Ustayla birlikte gidiyoruz. Ben onayı vermeden ustaya da ben aldırmıyorum. Ve kasap da yani çünkü gerçekten kalite konusunda her konuda çok çok titiziz yani. Hatta bu yapıyı da tasarlarken aydınlatmalara kadar bizzat kendim hani Karaköy'den yani tek tek boyatmışım bizzat şey yaparak yani ürün anlamında çok dikkat ediyoruz. Örneğin dün hani Van'a gittim. Mesela reçel, portakal reçeli falan çok kaliteli bir firma var Zümrüt Gıda diye. Biz mesela zaman zaman dut reçelini getirdim mesela. Portakal şeyi reçeli falan getirdik. Yani bu mekan eğer İstanbul gibi bir yerde olsa, tabii, hatta İstanbul Habibler'de bile olsa var ya çok daha farklı çalışır. Kesinlikle. Yani çünkü şey anlamında enerjiniz çok İstanbul'da güzel olsa, teşekkürler, eksik olmayın, sağ olun. Kısmet olursa zaten burada başarılı olursak İstanbul'da da yerimiz var. İstanbul'a düşünüyoruz yani. Görmek isteriz. İzmir'de de düşünüyoruz yani. İzmir'de İnşallah. Ailenin bir bölümü de İzmir'de. İzmir'de hatta yerimiz de var. Biz 1500 metre kiralamışız şu an hazır. Yani böyle aynen yine orman içinde böyle bir tesis düşünüyoruz yani. Hatta İstanbul'da da kısmet olursa böyle bir düşüncemiz var. İnşallah. Bu sene iyice oturtursak işimizi devam eder ve inşallah bundan sonrası devamı umarım gelir, öyle diyelim. Görmek isteriz sizi her yerde. Gerçekten çok güzel bir işletme burası. Bizler herkesi buraya davet ediyoruz son olarak, doğru mu?
teşekkürler, bekliyoruz gerçekten, gelsinler en iyi bir şekilde hizmet vermeye çalışalım. Çünkü bizim diğer ikinci alanımız, sektörümüz, bizde hem gıda var, deri var. Uzun yıllar deri fuarlarına katıldım ben. Hong Kong'dan, hani Çin'den, Amerika'ya kadar, Kanada'ya kadar, Avrupa'da birçok yani ülkeyi gezdik. İtalya'da fuarlara sık sık katıldık. Gerçekten hani oralardan aldığımız o kültürle biraz burada uygulamaya çalışıyoruz aslında. Belki en kıymetli tarafı da bu olsa gerek. Tatvan'a aslında bu yapı ve bu bahçe ve bu tesis bir kazanımdır yani. İnsanlar geliyor gidiyor, özellikle dışarıdan gelenler diyor gerçekten Tatvan için bir değer ve kazanım diyor yani. Evet. Güzel bir tesis. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz inşallah. Evet. Tabii ki yani. Herkesi çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değer bilgilerden dolayı ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Eksik olmayın, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Her şey için teşekkürler. Bizler de teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, sizlere Bitlis Tatvan'dan seslendik. Ali İhsan Bey bizlere çok değerli bilgiler aktardılar. Yolunuz buraya düşsün efendim ve gelin mutlaka buranın atmosferinden faydalanın. Sözü buradan alıp merkez CEO'larına aktarıyoruz.